Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in karşı olduğuna ilişkin böyle bazı söylentiler çıktı. Mansur Bey'in herhangi bir konuyla ilgili açıklaması olmadı. Siz Mansur Bey ile herhangi bir görüşmeniz oldu mu daha sonra? E, Mansur Bey ile e, sadece adaylık açıklandığı zaman ne düşünüyor dedim. Çünkü Mansur Başkan benim için gerçekten çok değerli. Ee, hem belediyecilik anlayışı, hem sosyal e, hizmetleri, bu i̇nsanlığı, konuda insanlığı. Evet. Yani e, iki dakika sohbet <laughs> ettiğiniz zaman gerçekten bir ömür sohbet etmek istiyorsunuz kendisiyle. E, e tabii sanırım beni kırmamak için e, çok iyi oldu kardeş dediler bana. E, ben de tamam o zaman dedim. Ama Mansur Bey'le bizim hiçbir sıkıntımız olmasın ya. Yani tabii. iki Angaralıyız ki hani o benim abimdir zaten. Ben de elimden gelen tüm kardeşliği yapmaya hazırım zaten. Evet. Mansur Bey daha önce zaten oyunlarınıza falan gelen bir isimdi. Yine evet. e, geçmişe şöyle baktığım zaman onun da sizin oyunlarınızda ben de birkaç kez görmüştüm evet, mesela. Evet. Evet. Yani e, keşke diğer siyasetçilerimiz de aynı şekilde gelseydi. Pek de... gelmiyorlar mı? Hiç, hiç. Öyle hiç, mi? Hiç, hiç, hiç. Özgür Başkanımız yani bir e, operaya gitti en yakın zamanda gördüğüm ama gitmeleri gerektiğini inanıyorum. Çünkü tiyatrolar sosyolojik ekolojiyi aslında en iyi irdeleyen yapılardır yani. Ee, seyircinin aslında bir sesidir, vatandaşın bir sesidir tiyatro ee, doğru yapıldığı zaman ee, bence göz ardı etmemek gerekir. Evet. Şimdi sizin tabii çok kıymetli birbirinden değerli oyunlarınız vardı, filmleriniz vardı. Birisinde vali oluyorsunuz, birisinde işte komiser oluyorsunuz. Bu rollere baktığınız zaman tabii ki çok sayıda... Milis 200 e yakın. teşkilatı da var arada. Evet. <laughs> Hangi rol sizin için daha çekiciydi? Neler? Her rol mutlaka farklı, her rolün verdiği mesajlar farklı ama böyle baktığın zaman ya ben Etimesgut'ta en çok etimeskutla benim şu rolümle sever. Vali. Mi? Vali Vali, vali. E, bir de e, sosyal adalet konusunda sanırım besçacı. Yani çünkü bunların hepsini kabul etme sebebim benimle. E, e, ...empatik bir yapıda olması aslında. Benim şu ana kadar... ...Erdal Beşikçi olarak dışarıda söylediğim... ...lafların hepsini 80 milyona... ...ilettiğim aslında aracı... Tabii. ...diziler bunların evet. hepsi. Nasıl? Vali Bey biraz... ...anlatır mısınız Rahmetliyi? <laughs> Recep Bey mi? Recep Bey'in... ...o kitaplarını okudum. Recep, valinin teklifi geldiği zaman... ...ben dedim ki ben daha... ...30 yaşındayım. Yani bir devlet... ...Erdal Bey... Valimiz de 30 yaşında vali oldu zaten dediler. O zaman değişti ve sonra incelemeye başladık. Güneydoğu'da yaptıkları, Erzincan'da yaptıkları, Tokat'ta yaptıkları, yani Denizli'de yaptıkları o kadar önde bir adamdı ki, hani bizde şöyle bir laf vardır. Eğer toplumun iki adım önündeyseniz toplum sizi kucaklayabilir. Ama bu yarım adım daha öne çıkarsa toplum size yabancılaşabilir. Toplumun çok önündeydi. Ve o yüzden de büyük bir sevgi seli vardı evet, kendisine vardı. karşı. Ama o kadar bu vatandaş tarafından sevgi selinin de kıskançlık tarafı da vardı, vardı tabii. tabii. Hayatını yani bitmesinin tek sebebi de o kıskançlıktı aslında. Aynen. Evet. Toplumsal bir valiydi. Halkını çok severdi ve halkı için mücadele eden bir valiydi ki yani benim için çok değerliydi.